Evet, bu maç öncesi tabii ki siz de merak ediyordunuz kim oynayacak, kim başlayacak, kim nerede oynayacak. Zorlu bir maçtı bizim için. Çok fazla 8 oyuncu sayabiliriz kadromuzda bugün olmayan. O yüzden maç öncesi de şunu söylemiştim, hafta içi çalışmamızda da şunu görmüştüm. Sahaya çıkacak 11'imizin hepsi çok iyiydi, çok konsantreydi, çok hazırdı. Antrenman performansları çok iyiydi. Bugün maçın başında başlangıç olarak bunu net bir şekilde gördük. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Zorlu bir takıma karşı oynadık. Tabii ki Konyaspor az pozisyon veren, az da pozisyona giren bir takımdı ama bugün Konyaspor'a karşı aslında hücum anlamında istatistiklere baktığımızda çok fazla kalelerine şut attık. Çok fazla gol beklentimiz yüksekti. Burada daha net bir skorla daha erken bir skor gol atsaydık daha erken bir skor bulabilirdik ama oyun içerisinde Konyaspor'un girdiği çok net bir pozisyon da vardı. Kalemize de tehlikeli bir şekilde geldiler. O yüzden zaman zaman bizim de korkularımız oldu kulübede ama maçın sonunda maçı 2-3-0'lık bir sonuçta galibiyetle bitirdik. Ben bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün maç içerisinde de seyircimiz belki maçın başlangıcı onlar için de biraz daha zordu ama özellikle ikinci yarı daha çok takımı hareketlendiler, takıma daha çok destek oldular ve onlarla birlikte tekrar bir galibiyet daha kendi sahamızda aldık. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hafta tabii ki yine zor bir maç bizi bekliyor. Deplasmandayız ama burada galibiyet serimiz devam ediyor. İç sahada özellikle yükselişimiz devam ediyor. Dış sahada da kazanarak yine en üstteki liderlik hesabımızı devam ettirmek istiyoruz. Emrah Bey. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim. Kerem bu yıl jeneriklik gollere imza attı. Aynı zamanda özellikle altı pas gerisinden de çok müsait pozisyonlarda dışarı attığı toplar da vardı. Bugün de iki pozisyondan yararlanamadı ve oyundan hemen çıkmadan önce de bir pozisyondan yararlanamamıştı. Taraftarın desteği vardı kendisine. Bunu nasıl yorumlarsınız ve Kerem'in mental olarak daha sonrası için neler yaşayacağını düşünüyorsunuz? Birincisi taraftarımızın özellikle hata yapan oyuncularımıza belki gol pozisyonuna giren kaçıran oyuncularımıza destek vermesi bugünün en güzel ve bence bizim için en sevindirici yanıydı. Burada bence hep belki klişe bir şey ama önemli olan pozisyona girmek, o pozisyonların içinde olmak, o pozisyonları yaratabilmek. Kerem'in de baktığımızda hem attığı goller yaptığı asistlerle benim dönemimde 1,5 seneye baktığımızda skora ve Galatasaray'ın galibiyetine, yaşadığı galibiyetlere, zaferlere inanılmaz katkısı var. O yüzden Kerem'i böyle değerlendirmek gerekiyor. Çok önemli sayılara ulaştı, gol olarak, asist olarak. O yüzden Kerem bizim için çok önemli, çok değerli ve bu takımın başarısında önemli pay sahibi bir oyuncu. O yüzden taraftarımız da yine bugün Kerem'in desteklediği yanındaydı. Bu da bence maçın en güzel görüntülerinden biriydi. Kerem yine girecek pozisyonlara daha çok gol atacak, daha çok asist yapacak. O yüzden Kerem'in hem Türk hem bizim için hem milli takım için önemli, Türkiye için önemli bir değer Kerem. Burak Bey. Aydınlık gazetesi Burak Özcan. Hocam bu hafta arasında bazı oyuncularla ilgili iddialar ortaya atıldı. Takımların ayrılacakları ile ilgili, maaşlarla ilgili bir iddialar ortaya çıktı. Bunların doğruluğu ve yanlışlığını soracağım. Bununla bu bağlamda da ya bunların bir anda ortaya çıkmasında bir art niyet arıyor musunuz? Bu haberlerin bir anda çıkması ile ilgili. Teşekkür ederim. Ya art niyet arıyoruz çünkü böyle bir sıkıntımız, böyle bir sorunumuz yok. Takım içindeki bütün oyuncular, ben dahil olmak üzere teknik heyet hepimiz burada Galatasaray'a hizmet etmekten büyük onur, gurur duyuyoruz ve Galatasaray forması için her şeyi yapmaya hazırız. Bunun dışında içimizde herhangi bir sorun yok. Bu zamana kadar hiçbir sorun olmadı. Geçen sene de bir sorun olmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da yine buradan belki 4-5 oyuncu, belki 6-7 oyuncu değişikti ama burada önemli olan takıma vereceğimiz katkı ve biz bugün baktığımızda 8 tane eksik de demek istemiyorum aslında. Çünkü sahaya bir 11 ile çıktık. Kulübemiz doluydu. Geçen seneden bir hazırladığımız gençler kulübemizdeydi. Onlar da hizmet etmek için hazırdı. Ama Galatasaray takımı aynı konsantrasyonu, aynı isteği, aynı oyunu ortaya koyabiliyorsa bu kadar eksiğe rağmen bu demek ki Galatasaraylı oyuncular bu içeride mutlu. Galatasaray oyuncuların keyfi yerinde. Galatasaray şampiyon yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani burada çok fazla şey çıkacak. Bu sene sezon başından beri zaten bir sürü şey çıkıyor.
Burada bizi karıştırmak için, Galatasaray'ı karıştırmak için tabii ki bir şeyler çıkacak. Bunu normal bir şekilde karşılıyoruz ama dediğim gibi önemli olan bizim saha içi performansımız. Nasıl yaşıyoruz, oyuna nasıl yaşıyoruz, oyuna nasıl hazırlanıyoruz, maça nasıl hazırlanıyoruz. Ben oyuncularımın gerçekten hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bu maça ekstra önem verdiler ve hiçbir oyuncunun eksikliğini bugün aratmamaya çalıştılar. O yüzden oyuncularım değerli. Bazen transferlerle ilgili de bu tür yorumlar alıyoruz. Burada da çok aceleci davranıyoruz. Yani birçok oyuncu geçen sene, mesela Kaan Ayhan örneği var önümüzde. Geçen sene geldikten sonra belki Kaan az oynadığı süreçte de Kaan'ı yargılayan insanlar oldu ama bu sene Kaan'ın ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Oynamadığı dönemde bazı oyuncuları çok fazla yargılıyoruz ama bir adaptasyon süreci var. Ben ne kadar süre veriyorum, ne kadar oyunculara süre verebiliyoruz. Bugün yani Ndombele de bence yine oyun içerisinde performansını arttıran iyi oyunculardan biriydi. O yüzden birçok oyuncumuzla ilgili de bu tür spekülasyonlar yapılıyor. Ama dediğim gibi Galatasaray oyuncuları çok değerli ve Galatasaray'a hizmet etmek için, bu başarı için çok fazla ter döküyorlar. Onlara da saygı duymak gerekiyor. Kerem'in performansı tabii ki adaptasyon süreci. O da geldi buraya yeni bir takım. Sezon başını bizle geçirmedi. Yani birçok oyuncu sezon başını bizle geçirmedi. Bir adaptasyon süreci, yeni bir takıma gelmiş. Burada da şu zorluk oldu bu sene orta saha oyuncularında. Yani Torreira hep oynadı ama onun yanındaki oyuncular çok fazla değişti. Yani bu oyuncuların değişmesi de zaman zaman oyuncuların kendine olan özgüvenlerinin tam olarak yerine gelmemesini de sağlayabiliyor. Maç maç değiştirdik, performansa göre değiştirdik veya hepsine süre vermek için değişik maçlarda değişik oyuncular kullandık. Ama Kerem'in özellikle son haftalarda yükselen, daha özgüvenli, saha içerisinde daha rahat, takıma adapte oldu. Takıma abilik yapıyor, o da çok önemli. Sevilen oyuncularından biri, dayı diye hepimiz tabii ki oyuncular da onu çağırıyor. Ama dediğim gibi Kerem'in hem saha içi hem saha dışı adaptasyonu tamamlandı. O da bize önemli hizmet veriyor. Belhanda ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. O da başka bir takımla, başka bir ülkeden bir takımla anlaştığını duyduk. Onun için de hayırlısı olur. Şu anda bizim tabii ki ana hedefimiz maçları kazanmak. Transferle ilgili de önümüzdeki günlerde daha netleşecek bizim için. Şöyle tabii bizim işimiz zor bir iş. Tabii teknik direktör olmak zor. Yani futbolun içerisinde teknik direktörlük yapmak zor. Ya şu an tabii şeye de gitseniz, Manchester'a da gitseniz belki orada Guardiola'yı da eleştiriyorlardır. Maç kaybettiğinde üst üste 4-5 maç kazanamadı. O da eleştirilmiştir. Yani teknik adamların kaderi tabii ki kazanamadığında eleştirilmek ve bundan zaman zaman nasibimizi alıyoruz ama ben buna çok odaklanan, çok düşünen biri değilim. Ben işimi doğru yapmak istiyorum ve burada Türkiye'ye özellikle Türk teknik adamların gelişimi için hepimizin önemli rolü var. Bu sene biz bunu Avrupa'da gösterdik. Galatasaray olarak Avrupa'da oynadığımız oyunla dünya futboluna Türkiye'de nasıl bir oyun oynandığını göstermiş olduk. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımız aslında belki puan olarak bunun karşılığını alamadık ama oyun olarak bunu aldık. O yüzden yani benim Galatasaray teknik direktörü olarak hedefim üzerimdeki sorumluluğa en iyi şekilde hizmet edebilmek. Onun dışında çok fazla da bir şey beklemiyorum aslında. Yani beni övmeleri için ekstra bir şey de yapmıyorum açıkçası. O yüzden yani bunu yapan teknik adamlar da çok fazla var aslında. Dünyada da var, Türkiye'de de var. Ama en önemli şey bence sahadaki yaptıklarınız, oynattığınız oyun, aldığınız galibiyetler, yaşadığınız başarılar. Bunlar daha uzun vadeli, yani kısa vadeli kendimizi ön plana çıkartmak yerine bence hem Galatasaray için hem de Türk futbolu için neler yapabileceğimizi düşünmek gerekiyor. O yüzden iyi niyetle çalışıyoruz. İyi niyetle çalıştıkça Allah da bunun bir şekilde karşılığını veriyor ama dediğim gibi zaman zaman eleştirileceğiz tabii ki. Yani eleştiriye de açık olmak gerek çünkü yani futbol öyle bir şey ki hepimiz farklı şey söyleyebiliriz. Yani hepimiz farklı 11 koyabiliriz. Hepimiz farklı görüşü olabilir. Yani benim de sizlerin de o yüzden gelmeyen sonuçta da teknik adamın eleştirilmesi kadar normal bir şey yok. Ama sadece burada tabii ki hepimiz saygı istiyoruz. Çünkü bizim de saygımız hem sizlere hem taraftarımıza hem de Türk futboluna olan saygımız için bizlere de tabii ki bu anlamda daha çok saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum.
Evet, ikinciden başlayayım, sonra bire gideyim. Ziyech Galatasaray'da mutlu. Yani en son Afrika Kupası kampına giderken de Süper Kupa öncesi zaten bir hafif sakatlığı vardı. Şu anda orada tedavisi devam ediyor. Daha antrenmanlara başlamadı. Bizle konuştu, programı yaptık. Nasıl olacağını ve gayet mutlu bir şekilde ayrıldı. Menajeri de bununla ilgili zaten Ziyech'in mutlu olduğunu, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Ama dediğim gibi yani futbolda ne olacağı belli olmaz. Transfer başladıktan sonra ona gelen teklif olur, bizim düşüncemiz olur, onun düşüncesi olur. Ama genel olarak ben bütün oyuncuların tamamından bu anlamda mutluyum. Ama dediğim gibi transfer döneminde ayrılmak isteyen olabilir, kalmak isteyen olabilir. Bizim göndermek istediğimiz, onun kalmak istediği farklı oyuncular olabilir. O yüzden transfer döneminde ne olacağını bilemez ama Ziyech'in genel olarak bizde takımla olan ilişkisi çok bu anlamda olumlu. Ama dediğim gibi burada tekliflere bakacağız. Ndombele'nin özellikle bugün tabii ki topla ayağında çok fazla pas isabet yüzdesi de çok yüksekti. Top kaybı çok fazla yapmadı. Öne doğru topu da taşıyan bir oyuncu oldu. Oynadıkça tabii ki daha iyiye gideceğini de net bir şekilde biliyoruz. Bugünkü performansından demin de söyledim mutluyum. Tabii bir adaptasyon süreci. Takıma katıldı ama sosyal olarak da daha ileri gidiyor. Fiziksel olarak da çok iyiye geldi ve iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyor. Bunu bize de antrenmanlarda gösteriyor. Devamında da daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Önümüzdeki seneyle ilgili tabii ki şu anda bir şey söylemek zor. Ya, teşekkürler. Bir kere spekülasyon hep olacak. Sonuçta burada bir yarış var. Yarış içerisinde takımlar birbiri için bu iddiaları ortaya atacaklar. Onu karıştırmaya çalışacak. Bunlar ufak hesaplar ama bunlar hep yapılıyor. Bu ufak hesapların içerisinde olmamak lazım. O yüzden ben net olarak tabii ki Mauro ile ilgili bölümü söyleyeyim. Süper Kupa öncesi tabii ki düşüncemiz Mauro'nun orada oynaması. Belki bir operasyonda olabilir mi olmaz mı diye düşünüyorduk. O maçta da belki maskeyle yer almasını düşünüyorduk ama ondan sonra da bir operasyon olur mu olmaz mı diye düşünüyorduk. Daha sonra operasyon olmadan devam etmeye karar verdik tedavisine. Birincisi yüzündeki tabii ki kırık var. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçında aldığı darbeler, yani bir yumruk yedi, bir direğe doğru itildi. Üçüncüde ayağın altında kaldı rakibini istemeden üçüncü pozisyonda. Orada hem yüzüne hem burnuna ve birçok yerine darbe aldı. Ve devamını biz bunu tabii ki ayağıyla da aslında birleştirdik. Ayağa baktığımızda uzun zamandır iğneyle oynadı. Orada da tam olarak kendi istediği verimi de veremedi. Belki biz hep onu tabii ki saha içerisinde olması da bizim için çok önemli oluyor. Çok iyi niyetli bir şekilde de davrandı. Ama biz uzun zamandır yani ne zaman bir ara veririz onun iyileşmesi için diye düşünürken bunu tabii ki yüzündeki sakatlıkla birlikte birleştirdik. Bu dönemde de sağlık ekibimiz Icardi ve ben beraber bu konuyu konuştuk. Yener Hoca'nın da isteği, Icardi'nin benim kararımla bir süre dinlendirip hem yüzündeki riskin azalması, oynadığı takdirde daha kötü bir şey de olabilir. Bu tabii ki bir görme kaybına da yol açabilir alacağı darbeye göre. Onun yanında ayağındaki sakatlığında en kısa zamanda ne kadar iyileşeceğini düşünerek bununla ilgili Yener Hoca gerekli tedavileri de başlattı, yaptı zaten. Bir süre dinlendirip ondan sonra tekrar bizle beraber olacak ama dediğim gibi Mauro hep oynamak istiyor, takıma katkı vermek istiyor. Bu süreçte de bizim ortak aldığımız bir kararla birkaç hafta dinlendireceğiz. Ondan sonra yine bomba gibi başlayıp sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayacak. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim.